Ülkemizde 1998'de 26 Ekim Hasta Hakları Günü olarak kabul edilmiştir. Ancak hapishanelerde hasta mahpusların yaşamış olduğu sorunlar, sağlığa erişim haklarının önündeki engeller, uzun süren hapislik koşulları, temiz suya, gıdaya erişimlerdeki yaşanan sıkıntılar, tek kişilik link araçlarıyla sevkler ve kelepçeli muayene gibi hasta haklarını yok sayan uygulamalarla birlikte mahpuslar adeta ağır bir yaşam savaşı verdiğini belirtmek isteriz. 2024 yılı içerisinde tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 41 mahpus yaşamını yitirmiş ve bunların 24'ü hastalıklar nedeniyle vefat etmiştir. Oysa hapishanelerde meydana gelen tüm ölümler önlenebilir ölümlerdir. Hasta mahpusların sağlık haklarının önündeki engeller ağır insan hakkı ihlallerini de beraberinde getirmektedir. Marmara 1 Nolu L tipi kapalı hapishanesinde tutulan Dede Anıt, 7 Ekim 2022 tarihinde hastane bahçesinde fenalaşan, beyne pıhtı atmasına rağmen geç müdahale edilen hasta 3-4 ay yatalak hale gelmiştir. Beynine pıhtı atması sonucu inmeden kaynaklı sağ tarafı komple felçli durumda, beyni %75 hasar görmüştür. Kalbi %30 çalışıyor, kronik KOA ve fibromiyalji hastası psikolojik tedavi görüyor. %98 engellidir. Dede Anıl 2023 Mayıs ayında gözaltına alındı ve önce Metris cezaevine, sonrasında Silivri'ye, bir hafta 10 gün geçmeden 23 Mayıs 2023 tarihinde Metris R tipi kapalı hapishanesine götürüldü. R tipi hapishanesine konulduğunda hapishane yönetimi Resen cezaevinde kalamayacağına dair işlem başlattı. Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürülüp getirildi. Raporlar tamamlandıktan sonra raporlar eşliğinde adli tıp kurumuna sevk edildi. Adli tıp kurumu yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinde kalabilir raporu verdi. 2 ay kadar önce Metris R tipi kapalı hapishanesine alınıp Marmara 1 Nolu L tipi kapalı hapishanesine konuldu. Kendine bakamayacak durumda ve öz bakımı yanında kalan mahpuslar tarafından sağlanmaktadır. Beyni %75 hasarlı olup neredeyse hiçbir şey hatırlamamaktadır. Sorulara cevap verememekte, nerede olduğunu bilememektedir. 24 Ocak 2024 tarihinde Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'ne fiziksel tıp ve rehabilitasyon %84 engellilik tespit etmiş ve tüm hastalıklar çerçevesinde süresiz %98 engelli olduğunu tespit edilmiştir. Bahçeli Evler Devlet Hastanesi tarafından 13 Temmuz 2023 tarihinde dengesinin akıllıca yaşam sürmek için yeterli olmadığı, kendi işlerini görebilecek güce sahip olmadığı, sürekli yardıma muhtaç olduğu, başkalarının emniyetini tehdit etmeyip bu anlamda muhafaza altında tutulmasına gerek olmadığı, hastalığının sürekli olduğu, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olmadığı, TMK 405 maddesine göre vasit tayin gerektiğine karar vermiştir. Kendine bakamayacak durumda olan, %98 engelli olduğunun tespiti olan, rapora rağmen adli tıp hastanın mevcut olan durumunu göz ardı ederek 22 Temmuz 2024 tarihinde cezaevinde yaşamını sürdürebileceğine karar vermiştir. Dede Anıl ağır engelli bir hastadır. Ağır durumu raporla sabittir. Bir an önce tahliye edilmeli ve ailesinin yanında tedavilerine devam edilmelidir. Halen Marmara Silivri 5 Nolu L tipi hapishanesinde tutulan 28 yıllık hasta mahpus Cengiz Sinan Halis Çelik, mesane kanseri, epilepsi, ülser, kas ve kemik erimesi hastası olup kafa ve omuriliğinde bulunan şarap bel parçalarının yarattığı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını arkadaşlarının yardımı ile tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürmektedir. Cengiz 1996 yılında yaralı olarak yakalanmış, yakalandığında vücudunda bulunan şarap bel parçalarından kafatasında ve omuriliğinde bulunanlar felç riski nedeniyle çıkarılmamıştır. Bu durum epilepsi krizlerinin giderek artmasına neden olmuştur. Bu arada mesane kanseri teşhisi konulan Cengiz tedavi için Metris R tipi hapishanesine götürüldüğünde adli suçtan tutuklu bir mahpusun saldırısına uğramış, ölümcül yaralar almıştır. Yapılan tıbbi müdahaleler sonucunda hayati tehlikeyi atlatmış, ancak sol ayağına platin takılmış, yürüyemez hale gelmiş ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştur. Tekerlekli sandalyeyle yaşamına zor koşullarda devam ederken sürekli farklı hapishanelere sevk edilmiş, bu nedenle kanser tedavisi de devam ettirilmemiştir. Çelik'in son durumuna ilişkin komisyonumuza 24 Ekim Perşembe günü yaptığı açıklamada ablası, kardeşim Cengiz mesane kanseri, ülser, epilepsi, bacaklarında kas çökmesi,
O bunu dinlemek kafasında şarapnel parçaları var. Yılda bir kere mesane kanseri dolayısıyla sistoskopi dediğimiz kazıma yöntemi yapılıyor. Eskiden 3 ayda bir yapılıyordu. Uzun birçok ameliyattan geçti. En son bu yakın zamanda tahlilleri için hastaneye götürülmüş, mesane kanseriyle ilgili bir tarama yapılacak. Cengiz'in ayrıca epilepsi nöbetleri çok sık periyotlarla devam ediyor. Mide ülseri var. Uzun yıllar sonra zayıflama, kilo kaybı görebiliyoruz biz. Her hafta görüşüne giden ben ablası olarak daha çok fark edebiliyorum. Uzun süren tedavi ve ilaçlar Cengiz'de fiziksel olarak değişiklikler yaratmış. Omurilik ve kafatasında şarapnel parçaları var. Omurilikteki şarapnel parçasının yarattığı hasarın tedavisi yapılmıyor. Cengiz ağır hastalıkları, tekerlekli sandalyeye mahkum olması ve epilepsi krizlerinin yaşamına ağır risk oluşturduğu bilinmesine rağmen yeterli tedavi ve bakımından mahrum olarak hapiste tutuluyor. Ağuslar! Ağuslar!